Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ikinci üniteyle karşınızdayız. Zekat ve sadaka ünitemiz. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem, zekat ve sadaka kavramları, Hazreti Şuayb'ın hayatı ve Maun suresiyle ünitemizi tamamlayacağız. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemle başlayalım sizinle. İnsan sosyal bir varlıktır diyoruz arkadaşlar. Sosyal bir varlık olduğu için de birbirleriyle iletişim halinde, birbirleriyle yardımlaşma durumu olması gerekiyor mutlaka. Tek başına insanın yaşaması mümkün değil. Tek başına ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil. Mutlaka birilerinden yardım alacak arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmadan ben tek başıma yaşarım derseniz bile karnınız acıktığında ekmek almanız lazım, bir fırıncıya ihtiyacınız var. Ya da hastalandığınız zaman tedavi olmak için doktora ihtiyacınız var. Yani hiçbir şekilde insanın kendi başına yaşaması mümkün değil. İşte burada paylaşma ve yardımlaşma devreye giriyor. İslam'da paylaşma ve yardımlaşma önemli bir konu. Dinimiz arkadaşlar paylaşma ve yardımlaşmanın üzerinde önemli duruyor. Peygamberimiz diyor ki, inananlar bir vücudun organlarına benzer diyor. Bir vücutta bir organ rahatsızlandığı zaman tüm vücut ondan ne yapıyor? Etkileniyor. İşte inananlar da, Müslümanlar da arkadaşlar eğer bir yerde bir sıkıntı varsa diğer Müslümanlar bundan etkilenip hemen yardımına gitmesi lazım. Paylaşması, yardımlaşması gerekir diyor. Şöyle bakalım. Maun suresinde geçiyor. Mesela yetim itip kakan, yoksul doyurmayı teşvik etmeyen onlar kötüleniyor bakın. Takva sahipleri bollukta ve darlıkta harcarlar diyor arkadaşlar. Allah için harcarlar. Bunlar hep paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili ayetler. Darlıkta nasıl harcanır arkadaşlar? Yani yardımlaşma sadece maddi anlamda değil. Herkes gücü ölçüsünde, imkanı ölçüsünde birbirine yardım edebilir. Bu maddi ve manevi şekilde olur. İhtiyaç sahibi kimselere yardım ederken arkadaşlar onları rencide etmemek önemli. Gurura kapılmamak, kibir yapmamak önemli. Paylaşma ve yardımlaşma toplumdaki sevgi, saygı, dayanışmayı ne yapar? Arttırır. İnsandaki cimriliği, bencilliği de arkadaşlar yok eder. Şimdi Peygamberimizin hayatından bir örnek verelim. Bu da sorularda karşımıza çıkıyor. Mekke'de zulümler artınca, baskı artınca arkadaşlar Mekke'deki inananlar ne yapıyordu? Medine'ye hicret ediyordu. Medine'de de bir grup inanan var. Onlar Müslümanları çağırıyorlardı. Ya Resulallah sen gel buraya inananlarla birlikte biz size yardım ederiz. Burada rahat bir şekilde yaşarsınız diyorlardı ve hicret gerçekleşiyordu. Bu hicretin neticesinde arkadaşlar Mekke'den gidenlerle Medine'deki Müslümanlar birbirleriyle kardeş ilan ediliyordu. Mekkeli bir Müslümanla Medineli bir Müslüman aile birbirine kardeş aile ilan ediliyordu. Bunlara verilen isimler var işte. Bunlar neydi? Arkadaşlar Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara biz muhacir diyoruz. Göç eden manasında zaten muhaciri duymuşsunuzdur etrafınızda. Mekkeli Müslümanlar muhacir oluyor. Medine'de onları karşılayıp evlerini açan kimseler de Ensar oluyor. Bu iki kavramı unutmayacaksınız arkadaşlar. Muhacir ve Ensar. Muhacir Mekkeliler, Ensar da Medineliler. Hatta İstanbul'da Eyüp el-Ensari var arkadaşlar. Sahabe. Peygamberimizi görmüş. Peygamberimiz Medine'ye ilk hicret ettiğinde Peygamberimizin evi yapılana kadar kendisini misafir eden, kendisinin evinde Peygamberimizin kaldığı sahabe Eyüp el-Ensari arkadaşlar. Ensar da oradan aklınıza gelebilir. Evet, etkinliklerimize bakalım. Kişi içinde yaşadığı dünyada yardımlaşmaya muhtaçtır. Evet, tek başına yaşaması mümkün değil dedik arkadaşlar. Dinimiz Müslümanları bir vücuda benzetmiş, birlik içinde olmalarını öğütlemiştir. Evet, bir vücudun organlarına benzer birisi rahatsızlanınca tüm vücut ondan etkilenir demişti. Medine'ye hicret eden kişilere, yardım edinlere muhacir denir. Bakın arkadaşlar, göç eden muhacir, yardım eden ensardı. O yüzden yanlış diyoruz. Yardımlaşmak, paylaşmak için kişinin zengin olması temel şarttır. Hani ayette ne diyordu? Bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar diyordu. Maddi manevi yardım yapılabilirdi. O yüzden yardımlaşmak sadece zenginlikle alakalı bir şey değil arkadaşlar. İslam'da yardımlaşma ile zenginle fakir arasında toplumsal ekonomik farkın arkadaşlar açılması ne olmuş? Engellenmiş oluyor.
Takva sahipleri bollukta ve darlıkta Allah için harcayan kimselerdir. Takva Allah'a olan bağlılık demek. Allah rızası için arkadaşlar harcamak işte böyle bir şey. Mekke'den gelen Müslümanlara evini açan ve onlara yardım eden. Bakın Medineli Müslümanları soruyor. Bu da arkadaşlar Ensar olacak. Yardımlaşma ve paylaşma insanın doğal bir ihtiyacı mı diyeceğiz? Evet, doğasında olan bir ihtiyaçtır. Evet arkadaşlar, paylaşma ve yardımlaşma bizim dinimizce önemli dedik. Şimdi paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili hangi ibadetlerimiz var? Bir farz kılınan, bir de kişinin isteğine bırakılmış ibadetlerimiz var paylaşma ile alakalı. Tabii ki söyleyince hemen aklınıza gelmiştir. Birincisi zekat arkadaşlar. Zekata giriş yapalım. Zekatın öncelikle kelime anlamını unutmayacaksınız. Birinci ünitede anlatmıştım size. Kaderi anlatırken kaderin kelime kavramını mutlaka bilin demiştim. Ölçü, düzen, miktar hatırlamanız için söylüyorum. Zekatın kelime anlamını arkadaşlar mutlaka bileceğiz. Unutmayın. Karşımıza çıkacak. Zekatın kelime anlamı artmak, çoğalmak, bereketlenmek, temizlenmek anlamına geliyor. Bakın. Artmak, çoğalmak, bereketlenmek bire yüz veren başaklar gibi diyordu Peygamberimiz. Yani siz bir tane tohum atıyorsunuz. O tohumdan arkadaşlar çıkan başağın içinde kaç tane var? 50 tane, 100 tane yine o tohumdan oluşuyor. İşte verdiğimiz mal da bir tane verirsek 100 olarak bize maddi ya da manevi bir şekilde bize geri dönüyor arkadaşlar. Artma, çoğalma bu şekilde. Arınma, temizlenme de zekatla ne yapıyoruz arkadaşlar? Malımızı o haram şeylerden temizliyoruz. O yüzden kelime anlamı mutlaka karşımıza çıkacak, unutmayın. Dini anlamdaysa zengin Müslümanların mallarının bir kısmını, onları söyleyeceğiz birazdan, bir kısmını yılda bir defa fakirlere, ihtiyaç sahiplerine vermesi arkadaşlar zekat oluyor. Zekat malla yapılan bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında arkadaşlar Müslümanlara farz kılınıyor. Şimdi zekat vermenin amacı insanlar arasında paylaşma ve yardımlaşma duygularını arttırmak, işte insandaki o bencillik duygusunu yok etmek ve toplumsal ekonomik farkın arkadaşlar açılmasını engellemek. Yani şöyle düşünün, toplumdaki zengin insanların zekatlarını tam anlamıyla verdiğini düşünün arkadaşlar. Yani Türkiye hatta dünyada fakir, muhtaç durumda kimse kalmaz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar zekattan hariç sadaka ve infak kavramı da var. Sadakayı birazdan işleyeceğiz. İnfağı söyleyelim. Allah rızası için maddi yardımda bulunmaya infak deniyor. İnfak zekatı kapsayan bir kavram. Yani sorularda da bu şekilde soruyorlar. Zekatın belirli sınırları var. Kime verileceği, ne kadar verileceği, hangi mallardan verileceği gibi. İnfaksa Allah rızası için yapılan her türlü maddi yardıma kapsıyor. O yüzden zekatı içine alır diyoruz. Maddi yardım, infak. Bunu unutmayın. Evet, etkinliklerimize bakalım şimdi. Zekat hem beden hem malla yapılan bir farz ibadettir demiş. Zekatta arkadaşlar beden yok, malla yapılan bir ibadet. Şöyle söyleyebilirim, hani bedenle malla yapılan derken ne demek istiyor? Bedenle yapılan, yani vücudumuzla gerçekleştirdiğimiz ibadetler var. Mesela ne? Namaz kılmak gibi arkadaşlar. Malla yaptığımız ibadetler var. İşte zekat gibi. Hem beden hem malla yaptığımızda arkadaşlar hac ibadeti var. Para veriyoruz. Ayrıyeten kendimiz de ne yapıyoruz? Kabe'ye gidiyoruz. Zekat sadece malla yapılan bir ibadet. İnfak kavramı zekat ve sadakadan daha geniş bir anlam ifade eder. Evet, bunu söylemiştik. Zekat verilen mal budanan ağaç gibidir. Sözü bereketi ifade eder. Yani budanan ağaç buradaki kastettiği şey ne? Budayınca daha gür çıkıyor arkadaşlar. Dalları, çiçekleri biliyorsunuz. İşte zekatta görüntüde malımız eksiliyor gibi gözükebilir. Ama ne yapıyordu? Kat kat daha fazlası bize geri dönüyordu. Zekat Müslümanlara hicretin 9. yılında farz kılındı. Hayır arkadaşlar. Hicretin 2. yılında farz kılınıyor. Sözlük anlamı artmak, çoğalmak, bereketlenmek, temizlenmek olan kavram neydi? Zekattı. Sadaka geniş anlamı olan bir kavram olup sadece malla yapılan bir ibadet şekli değildir. Biz sadakaya geleceğiz arkadaşlar. Onu anlatmadım size. Sadakayı anlatacağım. Zekat ve sadaka ibadeti toplumda zenginle fakir arasında bir köprü görevi görür arkadaşlar. Allah zengin kimselerin malları üzerinde fakirlerin de haklarının olduğunu ifade etmiştir. Zaten arkadaşlar zekatı da biz buradan çıkartıyoruz bu Allah'ın bu ayetinde.
yoksul kimselerin, zengin kimselerin mallar üzerinde hakları vardır diyor. Yani zenginler arkadaşlar yoksul kimseleri koruyup gözetmek, onlara yardım etmekle görevli. Evet, şimdi zekat kimlere farzdır? Hangi mallardan ne kadar zekat verilir? Onlara bakalım arkadaşlar. İlk önce kimlere farzdır? Ona bir bakalım. Bizim dini yükümlülüklerimizin başlama şartı zaten neydi arkadaşlar? Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak vardı. Bu kesin olacak zaten. Bunun yanında arkadaşlar zengin olmak tabii ki zekat da gerekiyor. Zenginliğin de bir şartı var. Yani kimlere zengin diyeceğiz biz? Dinen zengin sayılmanın şartı arkadaşlar en az 85 gram altın ya da değerinde parası varsa o insan dinen zengin sayılıyor. Tabi borçları dışında, borcu olmayacak. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? 85 gram altın ya da değerinde parası bulunmasına nisap miktarı diyoruz. Bakın. Yani dinen nisap miktarına ulaşmış bir kimse zengin sayılıyor. Nisap miktarında ölçüsü nedir arkadaşlar? 85 gram altın ya da değerinde paraya sahip olmak en az. Evet, ergenlik çağına girmiş dedik, zengin olmak dedik. Malını dilediği gibi kullanma ve yönetme özgürlüğü olan, yani malının üzerinde arkadaşlar hak sahibi olacak, onu kullanma özgürlüğü olacak. Ve zekat verilecek malın arkadaşlar paranın üzerinden en az bir sene geçmiş olacak. Yani bu şu demek arkadaşlar, senin borcun yok, ekstradan yanında paran var. Bu paraya bir sene boyunca dokunmamışsın. Yani ihtiyacın değil, temel ihtiyacın değil. Böyle bir malın işte üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Ondan sonra zekatı veriliyor. Bunlar zekat kimlere farzdı? Peki hangi mallardan ne kadar zekat verilir? Onlara bakalım. Yani en çok soru gelebilecek yerlerden bir tanesi bu. Şimdi altın, para, çek, senet, gümüş bunlar arkadaşlar 1/40 oranında biz zekatını veriyoruz. Bu 1/40 bir de neyi ekleyeceğiz? Koyun ve keçi demiş bakın. Küçükbaşı ekleyeceğiz. Altın, para, çek, senet, gayrimenkul ve küçükbaş hayvanların oranı 1/40. Evet, sığır manda demiş arkadaşlar. Yani büyükbaş. Büyükbaşın oranı 1/30 bakın. Deveye geliyoruz. 5 deve için bir koyun veya keçi. Yani 5 deve için bir küçükbaş zekat olarak veriliyor arkadaşlar. Toprak ürünleri iki kısma ayırıyorduk, hatırlayın. Şimdi masraf edilmiş ve edilmemiş diye ayıracağız. Eğer toprak ürünlerinde arkadaşlar sulama, gübreleme, ilaçlama gibi masraf varsa daha az zekat vermemizi istiyor dediğimiz, yani 1/20 olacak. Ama doğal yollardan yetişiyorsa, yani kendi yağmur sularıyla besleniyor ve ilaçlama gibi bir masraf yapılmıyorsa arkadaşlar 1/10 oranında toprak ürünlerinden zekat veriliyor. Toprak ürünlerine bir de söylememiz gereken şey şu, bilmeniz lazım mutlaka. Toprak ürünlerinden verilen zekatın adı arkadaşlar öşür. Öşür vergisi vardı yanlış hatırlamıyorsam, oradan aklınıza gelsin. Toprak ürünlerinden verilen zekata da öşür deniliyor. Evet, son olarak madenler kaldı arkadaşlar. Bu madenleri ziynet eşyası olan altınla, gümüşle karıştırmayın. Yani ham olarak çıkan madenlerden bahsediyor. Madenlerin oranı da arkadaşlar 1/5 oranında. 1/5 diyoruz. Bunu da unutmayın. Ve şeyle karıştırmayın dediğim gibi. Ziynet eşyası olan altın, gümüşle karıştırmayın. Bunlar zekatın hangi mallardan verildiğiydi. Dediğim gibi karşınıza sorular da çıkacak. Ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Etkinliklere bakalım. Zekatın gizli bir şekilde veya açık olarak verilmesinde herhangi bir engel yoktur. Evet, verilmesinde bir engel yoktur ama siz gizliden verin diyor. Peygamberimizin tavsiyesi var arkadaşlar. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım. İnsanları incitmemek, rencide etmemek için arkadaşlar gizliden yapılması daha güzel. Sığır ve mandanın nisap miktarı aynı orandadır. Sığır ve manda dediği arkadaşlar büyükbaş. Büyükbaşın oranı 1/30. Doğru. Arazisinin ilaçlaması ve sulaması için masraf eden çiftçinin nisap miktarı 1/10. Bakın masraf yapmış. İlaçlama ve sulama var. Masraf varsa arkadaşlar 1/20 veriyorduk. Yanlış. 30 koyun ve 35 mandası olan bir kişi bir koyun ve bir mandayı zekat olarak verir. Hayır arkadaşlar, bakın büyükbaş vardı.
Büyük başta oran 30'da 1'di. O yüzden bu da yanlış olacak. Altın, gümüş, koyun, keçi, nakit paranın nisap miktarı. Bakın arkadaşlar, altın, gümüş, nakit para, ayrıyeten koyun ve keçi, yani küçük baş, bunların hepsinin oranı 40'da 1'di. Sığır ve mandanın nisap miktarı büyük baş, biraz önce söyledik, 30'da 1. Bir nisap sınırı yoktur. Kişiyi 5'te 1'ini zekat olarak vermelidir. 5'te 1 dediğine göre ne olacak bu? Maden olacak. Tarım ürünleri için ekilen toprağa sulama ve bakımı için masraf etmemişsek, bakın masraf yoksa 1 bölü 10 oluyordu. Evet arkadaşlar, zekat verilecek malları, zekatın kimlere farz olduğunu işledik. Şimdi zekat kimlere verilir onlara bakacağız. Bunu niye söylüyoruz, kimlere verilir? İşte yoksullara, fakirlere vermiyor muyuz? Evet öyle, ama Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde arkadaşlar zekatın kimlere verileceği ayrıntılı olarak anlatılmış. Bu 8 tane şeyden bahsedeceğiz, başlıktan bahsedeceğiz. Bunların dışında kalanlara zekat verilmez arkadaşlar. Sadece bunlara vereceğiz. Bu nerede geçiyor, kimlere vereceğimiz? Tevbe suresinde geçiyor. Bazı sorularda gördüm, karşınıza gelebilir. Tevbe suresi 60. ayetinde arkadaşlar zekatın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Bunlar kimlermiş? Miskinler, düşkünler, yani hiçbir malı veya geliri olmayan kimseye arkadaşlar biz miskin diyoruz. Yani çalışmaya da gücü yok, çalışamıyor da. Bunlar miskinler. İkincisi yoksul fakir. Bu zaten bizim en genel kavramımız. Nisap miktarı mala sahip olmayan diye ifade ediyoruz. Borcu olanlar. Borcu olanları nasıl anlayacağız? Yani şu an günümüzde neredeyse herkesin borcu var. Böyle bir borçtan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Hayatını etkileyecek derecede borcu olup ve onun ödeme imkanı yoksa, o borcu ödeme imkanı yoksa, o insanı o nasıl diyelim, borçtan kurtarmak için ona zekat verilebilir. Yolda kalan kimseler yine günümüzde çok karşılaşmadığımız bir şey. Ama eski zamanları düşündüğün zaman aylar süren yolculuklar var. O yolculuklarda insanların başına farklı şeyler gelebilir. İşte onun için, o insanları darda bırakmamak için öyle bir şeye rastlanırsa zekatlarını verebiliyormuş insanlar. Ama dediğim gibi günümüzde çok fazla karşılaştığımız bir durum değil. Köleler yine evet günümüzde çok kalmadı, köle kavramı. Köleleri kendi özgür şeyleri, özgürlükleri olmadığı için, maddi imkanları çok fazla olmadığı için onlara da zekat veriliyormuş. Zekat toplama görevlileri arkadaşlar yine günümüzde yok. Ama eskiden zekat toplama memurları olurmuş ve insanların zekatlarını toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtırlarmış. Onların işi oymuş. Onlara arkadaşlar zekat verilebiliyor. Müellefe-i kulüp demiş. Müellefe-i kulüp dediğimiz kalbi İslam'a ısındırılacak olanlar. Yani bunu şöyle söyleyeceğiz. Müslüman olmayan kimselere zekat verilmez normalde arkadaşlar. Ama bir adam var, işte İslamiyet'i merak ediyor, İslamiyet'in güzelliklerini araştırıyor. Hani ne var bu İslamiyet'te diye. Siz de diyorsunuz ki bakın İslamiyet'te paylaşma var, yardımlaşma var. Allah emrettiği bir ibadet, zekat mesela, ben de sana yardım ediyorum gibi. O adamı İslam'a ısındırmak için arkadaşlar Müslüman olmasa dahi zekat verilebilir. Ve son olarak Allah yolunda olanlar. Buna biz arkadaşlar ne diyeceğiz? Cihat diyeceğiz, cihat kavramı. Allah rızası için arkadaşlar onu anlatmak, onu tanıtmak ya da sırf onun için bir şeyler yapmak cihat kavramının içine giriyor. Yani cihat deyince aklınıza sadece savaş gelmesin. Cihat savaş demek değil. Allah'ın adını duyurmak için, Allah rızası için yapılan her türlü davranış cihatın içine girebilir. Yani bu ders anlatmak da olabilir, bilimsel bir çalışma da olabilir. Burada sadece para kazanmak değil de Allah rızasını da güdüyorsanız bu cihatın içine girer ve böyle insanlara zekat verilebilir. Bu 8 grup arkadaşlar kimlere zekat verilir sorusunun cevabı. Ama buradan daha önemli bir konu var. Kimlere zekat verilmez? En çok soru sordukları kısım o arkadaşlar. Kimlere zekat verilmez? Biz genel tanım olarak kimlere zekat verilmez dediğimiz zaman bakmakla yükümlü olduğumuz kimselere diyeceğiz. Bakmakla yükümlü olduğumuz kimselere zekat verilmez. Peki kimdir bunlar? Bakmakla kime yükümlüyüz? Anne, baba,
arkadaşlar, eş, çocuk, bakın, torun, dede ve nine, bunlara zekat verilmez. Bunu nasıl anlayacağız? Şöyle yapalım. Şurada ben diyeyim, ben. Bunun altında ne var arkadaşlar? Çocuk var değil mi? Çocuğum, çocuk. Bunun altında da ne var? Torun var. Bakın, aşağıya doğru soyum nasıl devam ediyor? Çocuklar ve torunlar olarak. Ben bunlara bakmakla yükümlüyüm. Yukarıda kim var? Yukarıda da baba, anne var. Baba, anne ve dede, nine var değil mi arkadaşlar? Dede ve nine var. Bunlara da biz bakmakla yükümlüyüz. Nasıl? Mesela baban zor durumda kalmış olabilir, annen zor durumda kalmış olabilir. Bizim soyumuz ondan devam ettiği için, kan bağımız olduğu için arkadaşlar biz onlara bakmakla yükümlüyüz. Ya da baba olmayabilir, dede vardır. Baba olmadığı için sorumluluk kime düşmüştür? Bize düşmüştür arkadaşlar. Yine bunlar da bizim bakmakla yükümlü olduğumuz kimseler. Yan tarafa da neyi yazacağız? Eşi yazacağız arkadaşlar. Eş, buna da zekat verilmez. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Kendinizi düşünün. Aşağınızda ve yukarınızda, yani soyunuzun geldiği ve devam ettiği, bir de buna ek olarak eş eklediğiniz zaman bunlara zekat verilmez. Bunun dışındaki herkese zekat verilir arkadaşlar. O yüzden bunlara zekat verilmez deyince bakmayacağız anlamına gelmez. Kardeş dahil arkadaşlar. Çünkü kardeşe kim bakmakla yükümlü? Anne baba bakmakla yükümlü. Biz bakmakla yükümlü değiliz. Bunların dışındaki herkese zekat verilir diyeceğiz. Evet, etkinliklerimize bakalım. Müslüman olmayı düşünen başka dine mensup kişilere de zekat verilebilir. Bakın buradaki önemli kısım şu, Müslüman olmayı düşünen demiş. Müslüman olmayan kimselere zekat verilir deseydi yanlış diyecektik. Ama Müslüman olmayı kalbi İslam'a ısındırılacak, yani müellefe-i kulüp demiştik buna. Kişinin zekat verirken yakın çevresinden başlaması esastır. Evet, bunu söylemeyi unuttuk. Arkadaşlar zekatı verirken, yardımlaşmaya başlarken yakın çevrenizden, akrabalarınızdan başlayın diyor Peygamberimiz. Ayette de geçiyor. Öncelikle etrafımızı düzelteceğiz. Ondan sonra diğerlerine de bakarak yardımlaşmayı bu şekilde arttıracağız. O yüzden yakın çevresinden başlaması doğru. Kişi kardeşine ve onun çocuklarına zekat veremez. Hayır arkadaşlar, yanlış. Kardeşine dahi verebilir demiştik. Kişi yakın akrabaları, amca, dayı, hala ve teyzesine zekat veremez, verebilir arkadaşlar. Bu da yanlış diyeceğiz. Kalpleri İslam'a sındırılmak için yeni Müslüman olan veya olmayı düşünen kişilere müellefe-i kulüp denir demiştik. Peygamberimizin ailesi olan Ehl-i Beyt'e zekat verilemez. İslam'da kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere zekat vermesi yasaktır mı? Yasaktır, evet, uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 60. ayetine göre zekat 8 grup insana arkadaşlar verilmelidir. Evet arkadaşlar, bu dersimizi burada sonlandırıyoruz. Dediğim noktaları unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.